Ve yazılar geldi. Hepimiz endişeliyiz. İnşallah çok güzel notları da alacağız. Bizler zaten sizler için mükemmel bir şekilde 10. sınıf 1. dönem 1. yazılı kampını hazırladık. Kimya, biyoloji, matematik, coğrafya, edebiyat, fizik, tarih her birini harika bir şekilde süper senaryolara uygun bir şekilde yani Milli Eğitim biliyorsunuz senaryoları yayınladı. Edebiyatta, tarihte, coğrafyada bütün derslerde örnek sorular da paylaştı. Biz de bu soruların benzerlerini, daha güzellerini, daha iyilerini ve daha da benzeyebilecek sınavda çıkabilecekleri sizler için hazırlayıp senaryolarımızı da çözdük. Ve şimdi gelin takdirimize verelim ve inşallah bu süreci güzel bir şekilde halledelim. Biz evet. arkadaşlar bu dönemde yapmanız gereken 3 önemli bir madde var. Birincisi konuları listelemek. ikincisi ortamı düzenlemek. Üçüncüsü de planınızı uygulamak. Yani kopartmak bu işi. Peki konuları listelemekten kastımız nedir? Hocalarımızın okulda vurguladığı şeyler. Arkadaşlar bakın burası önemli dediği yerler. Veyahut da Eğitim Bakanlığı'nın kazanımlarda altını çizdiği yerler. Veyahut da bizim yazılı notlarımıza söylediğimiz bakın buralar önemli dediğimiz yerler hep aynı arkadaşlar. Çünkü biz de milletim kazanımlarına bakıyoruz. Hocalar da milletimin kazanımlarına bakıyor. ...sorulardaki bu temalar, örnek sorular açıklandı ya... ...bu soruları hazırlayan insanlar da kazanımlara bakıyor. Dolayısıyla esas konular belli. Milletin Bakanlığı bizlere bütün bu senaryoları paylaştı. Bizler de zaten az önce söylediğimiz gibi bütün bu videolarımızda... ...bu senaryolara uygun, bu kazanımlara uygun sorular hazırladık. Dolayısıyla sizin yapmanız gereken şey... ...mutlaka mutlaka yanınızda yazı notlarını bulundurun arkadaşlar. Eğer bu kazanımların hepsini tek tek çıkarıp... ...bunlarla alakalı bilgileri, hocaların vurguladıklarını yazmadıysanız... Yazdıysanız o zaman tamam gerek yok. Ama bence mutlaka yazı notlarını yanınızda bulundurun. Burada bütün derslerde hem birinci hem de ikinci yazılı için bütün bilgileri sizlere özetledik, hazırladık, listeledik. İkincisi ve en önemlisi derse çalışmaya başlamadan önce ortamınızı düzenlemeniz gerekiyor. Nedir bu? Çalışma masası tabii ki düzenli olacak. Ama esas ortam arkadaşlar biliyorsunuz ki cep telefonu. Cep telefonunda sizi oyalayan Instagram'dır, ıvırdır, zıvırdır uygulamaları bence bu yazı Haftasına birazcık silin arkadaşlar. Çünkü bazen öğrenci diyor ki benim diyor işte... Ee, perşembe günü coğrafya yazılım var diyor. Ben diyor, çalışırım diyor, pazartesi bakarım diyor, salı bakarım. Çarşamba gecesi oluyor, hala bakamamış. Niye? Bu arada onu oyalayan şeyler ne oldu? Tabii ki başka sınavları vardı ama en çok oyalayan şey emin olun cep telefonu oluyor. Dolayısıyla bu cep telefonundaki veya bilgisayar önündeki bazı uygulamalar... ...bizleri, bilgisayarlardaki bazı uygulamalar gerçekten bizleri zamanımızı çalıp başarıdan alıkoyuyor. O yüzden arkadaşlar bu haftada yani yazılı haftasında... Kapatın telefonu, kapatın, kaldırın, akılsız telefon kullanın ya da telefonunuzda size oyalan uygulamaları silin. Ve fiziksel hazırlık da önemli. Aç bir şekilde ders çalışmaya oturduğumuzda ya da çok yemek yedikten sonra ders oturduğumuzda da başarılı olamıyoruz. Bunu artık hepiniz biliyorsunuz. Geldik en önemli kısma plan uygulama kısmına. Burada arkadaşlar zaten okulda hocalarınızın verdiği ders notlarını tekrar ettikten sonra bizler sizlere sanki hiçbir şeyi bilmiyormuşsunuz gibi tek tek tüm yazılı provalarını, tüm derslerde sizler için hazırladık. Ve bunu yaparken de hep Milliyetin Bakanlığı kazanımlarına baktık. Burada konuların videolarını tek tek konu anlatımlarıyla beraber yaptık. Yani biyolojide, matematikte, coğrafyada, tarihte, fizikte, edebiyatta, kimyada konu anlatımı yapıyoruz. Sonra örnek sorulara uygun bir şekilde sorular çözüyoruz. Ve bunları yaparken de sizler mutlaka yanınızda Az önce söylediğimiz gibi yazı notlarından tekrar edip takip edin. Burada altını çizdiğiniz yerlerin sınavda gelebileceğini hatırlatın kendinize. Veya hocanız ekstra bir şekilde ise onu da ekleyin. Veya da biz yazılı videosu sırasında diyelim ki burada ben tarihte hoca anlatırken diyor ki bakın burası çok çok önemli diyor. Burada da altını bir kez daha buradan çizin, iyice pekiştirin ve en son kısma geliyoruz yazılı denemeleri. Yazılı denemeleri arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın senaryolarına uygun bir şekilde hazırlanmış sorulardan oluşuyor. Yani siz diyelim ki bu fizik yazılısı. Bu soruyu çözebiliyorsanız oh ne ala harikasınız. Çözemiyorsanız karakada okutarak mutlaka soruların çözümlerini izleyip cevaplarını buraya yazın. Aynısı gelebilir diye bir daha yazın. Çünkü ya rakamlar değişiyor ya da soru değişse bile kazanım aynı kalıyor. Çünkü bak diyor ki yaylarda atmanın yansımasını iletilmesini analiz eder. Bu bir kazanım. Bu kazanım uygun bir soru konulmuş. İşte sizler de bu kazanım uygun soruların gelebileceğini bilerek güzel güzel çalışmış olursunuz. Yazılı sırasında da ee, sonrasında da daha doğrusu mutlaka hocalara hocam bu soru nasıl olacaktı bu soruyu işte iyi nasıl çözebiliriz diye sorarak kanat notu kazanmayı unutmayın. Çünkü bu konular zaten yani bu yazı notlarındaki ve yazılardaki konular ileride zaten TT'de de karşınıza gelecek arkadaşlar. Hepinize şimdiden sınavlarınıza başarılar diyoruz. Yazılı kampında hepinizi bekliyoruz. Yazı notlarımızı yazılı denemelerimiz ve tabii ki de sizin kendinize olan güveninizle bu işi de bu dönemde çok güzel bir şekilde atlatacağız. Hadi bakalım ödül soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar.